Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün kayaçlar konusuna değineceğiz. Kayaçlar konusu öğrencilerimizin pek sevmediği bir konudur. Neden? Çünkü ezberlemesi gereken bazı isimler olacak değerli arkadaşlar. Neler inceleyeceğiz burada? Kayaç ne demektir? Buna bakacağız. Magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar, başkalaşım kayaçları ve kayaç döngüsü. Peki bütün bunları neden öğreneceğiz? özellikle kayaçların yeryüzü şekillerine olan etkisini öğrenmek için öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Derse başlamadan önce size bir ödev veriyorum arkadaşlar. Nedir o? Sıfırdan ona coğrafyada sayfa 24'ü açıyorsunuz. 24. sayfada kayaçlar konusunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada hepsi çok güzel detaylı bir şekilde incelenmiş. Kayaçlar nedir? Etkileri nelerdir? Sonra konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz ve pekiştiriyorsunuz konuyu mükemmel bir şekilde. Peki sıkıntı yaşadığınız sorular olduğunda ne yapacaksınız? Hemen şu köşede gördüğünüz tats kısmına bakıyorsunuz arkadaşlar ve soruların cevaplarını öğreniyorsunuz. İkinci ödeviniz ne olacak? Dinamo Soru Bankası olacak. Dinamo Soru Bankası'nda da sevgili arkadaşlar test 12 ve 15'i çözeceksiniz. Bunları çözdükten sonra da artık konuyla ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak değerli arkadaşlar. Peki Ekim ayı içerisindeki programımızda neler var? Programlamada zorluk yaşayan arkadaşlar lütfen burada bizim sizin için hazırladığımız programlara riayet etmeye özen gösterin. Bugün neyi inceleyeceğiz? Kayaçları inceleyeceğiz. Derse başlıyoruz arkadaşlar. Kayaç nedir? bir ya da birden fazla mineralin birleşmesinden oluşan katı ve doğal bir maddeye kayaç denir. Ya da halk arasında kullandığımız ifadeyle taş. Kayaçları inceleyen bilim dalına ise petrografi adı verilir arkadaşlar. İnsanlar binlerce yıldır kayaçları kullanarak birçok şey yapmışlardır. Resimlerde gördüğünüz gibi işte av aletleri ve savaş aletleri buna dahil. Bunu neyden yapmışlar? obsidiyen yani volkan camı dediğimiz kayaçtan yapmışlar sevgili arkadaşlar. Bir diğeri gene insanlar kap ve kacaklar mutfak gereçleri yapmışlardır. Biliyorsunuz bazı arkeolojik kazılarda bunlar çıkmakta. Gene süs eşyaları bugün dahi değerli arkadaşlar kayaçlardan süs eşyaları yapıyoruz. İnsanlar sevdiklerine kayaçları hediye ediyor. Örneğin elmas gibi, öyle değil mi? Ve gene inşaatta kullanıyoruz. İşte tuğlaları görüyorsunuz. Ev yapımında, ulaşımda, enerji üretiminde. Enerji üretiminde hangi kayaçları kullanıyoruz? E, kömür, linyit, değil mi arkadaşlar? Bunlar ısınmamız için önemli olan kayaçlar. Gene sağlık alanında da kayaçlardan yararlanabiliyoruz. Peki kayaç türleri nelerdir? Kayaç türleri üç çeşittir arkadaşlar. Magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar ya da sedimenter kayaçlar ve başkalaşım kayaçları. Magmatik kayaçlar magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşan kayaçlardır. Bir kısmı yüzeye çıkamıyor, derinde kalıyor. Bunlar da derinlik kayaçlarını oluşturuyor. Tortul kayaçlar dediğimiz kayaçlarsa bunlar aşınmayla yeryüzündeki çukurlara biriken malzemenin doğal bir çimentoyla taşlaşması sonucu olan kayaçlardır arkadaşlar. Başkalaşım ise buradaki kayaç gruplarının yani magmatik veya tortul kayaçlardan bazılarının sıcaklık ve basıncın etkisiyle dönüşmesidir. Öncelikle magmatik kayaçlara bakalım. Magma yüzeye çıkarken soğur. Bir kısmı yerin derinliklerinde soğur. Bunlara biz iç püskürük deriz veya derinlik kayaçları deriz. Bir kısmı ise yüzeyde soğur. Biz bunlara dış püskürük diyoruz arkadaşlar. Öncelikle iç püskürük kayaçlara baktığımızda Bunlar yerin iç kısımlarındaki çatlak veya boşluklara sokularak burada yavaş yavaş soğurlar. Soğuma yavaş olduğu için arkadaşlar bu iç püskürük kayaçların kristalleri iri tanelidir ve serttir. Örneğin granit. Biliyorsunuz granit birçok alanda da kullanılıyor. Mutfak eşyalarında da graniti bilirsiniz. Granit tavalar, tencereler vesaire. Siyenit aynı şekilde iç püskürük kayaçtır, diorit ve gabro. Bunlar yer kabuğunun altında katılaşan kayaçlar sevgili arkadaşlar. Yüzey kayaçlarına baktığımızda yani lavların yüzeye çıkmasıyla oluşan kayaçlara baktığımızda bunlar daha hızlı bir şekilde soğuduğu için kristalleri küçük taneli ve camsı özelliktedir. Örneğin andezit, bazalt Obsidyen diğer adı ne arkadaşlar bunun? Volkan camı. Sünger taşı, tüf bunlar da yüzeyde oluşan kayaçlar. Peki tortul kayaçlar nasıl oluşuyor? Tortul kayaçlar dış kuvvetlerin etkisiyle. Dış kuvvetlerden kastımız nedir arkadaşlar? Rüzgar, akarsular, buzullar, Bunların etkisiyle parçalanan kayaçların kil, mil, kum ve çakıl şeklinde ya da suda çözülmüş halde taşınan materyalin göl ve deniz karalarındaki çukur alanlarda birikerek sertleşmesiyle oluşuyor. Yani şuradan aşınan malzeme geliyor ve deniz tabanına veya göl tabanında birikerek bu birikmeye biz ne diyoruz? Tortulanma diyoruz. Birikerek oluşuyor doğal bir çimento ile birleşiyor sevgili arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilmeniz gereken en temel şey nedir? İçlerinde fosil barındırırlar. Fosil, fosil arayabileceğiniz, bulabileceğiniz kayaç türü hangi kayaçlardır arkadaşlar? Tortul kayaçlardır. Tortul kayaçlardır. Bu çok önemli bir bilgi. Tortul kayaçları da biz kendi içerisinde gruplara ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi fiziksel tortul kayaçlar. Kayaşların fiziksel ufalanması sonucu kil, mil, kum ve çakıl gibi taneli materyaller ortaya çıkar. Bunların doğal bir çimento ile birleşmesi sonucu bu kayaç türleri oluşur. Örneğin kum taşı ya da diğer adıyla gre. Örneğin çakıl taşı diğer adıyla konglomera ve kil taşı. Şekillere dikkatli baktığınızda kum taşına veya çakıl taşında çok daha net görürsünüz. Küçük küçük çakıllar bir araya gelmiştir. Bakın kum tanecikleri bir araya gelmiştir. Bunları böyle yere vurduğunuzda arkadaşlar hemen dağılırlar. İçlerinde eğer fosiller varsa yani canlı kalıntılarına ait izler varsa onlar da hemen gözükebilir. Bir diğeri kimyasal tortul kayaçlar. Kimyasal tortul kayaçlar suda çözünerek Çeşitli alanlarda suyun buharlaşmasıyla çökelir. Çökelen minerallerin üst üste birikip sertleşmesiyle bu kayaç türleri ortaya çıkıyor. İşte kalker, diğer adıyla kireç taşı. Traverten ki bilirsiniz ülkemizde Denizli'de Pamukkale travertenleri var. Kaya tuzu aynı şekilde. Bu kimyasal turtul kayaçlar sevgili arkadaşlar hangi yer şekillerinin oluşmasına sebep oluyor. İleride bunları da göreceğiz ama şimdilik şu kavramı unutmayalım. Karstik şekiller. Evet. <laughs> organik tortul kayaçlar nedir? Organik ne demek arkadaşlar? Organik canlı kalıntısı sonucu oluşmuş kayaçlardır. Canlı kalıntısı sonucu oluşan kayaçlara biz organik kayaçlar diyoruz. Bitki ve hayvan kalıntılarının belli alanlarda birikip sıkışmasıyla oluşuyor. Örneğin kömür bitki kalıntılarından oluşmuştur. Tebeşir, mercan kalkeri organik tortullara örnek verebileceğimiz kayaçlardır. Ve metamorfik ya da diğer adıyla başkalaşım kayaçları. Bir kayaç başka bir kayaca neden dönüşür? Dönüşebilmesi için gereken şartlar neler? Basınç, sıcaklık. Bu şartlara maruz kalan kayaçlar dönüşebiliyor. Tortul ve magmatik kayaçların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapısal özelliklerinin değişmesiyle oluşan kayaçlardır sevgili arkadaşlar. Peki bu başkalaşım kayaçlarına neleri örnek verebiliriz? Örneğin kum taşı. Kum taşı nasıl bir kayaçtı arkadaşlar? Fiziksel tortul bir kayaçtı. Fakat sıcaklık ve basıncın etkisine maruz kaldığında neye dönüşüyor kum taşı? Kuvarsite dönüşüyor. Kalker neye dönüşüyor? Mermere dönüşüyor. Neyin etkisiyle? Sıcaklık ve basıncın etkisiyle. Aynı şekilde granit neye dönüşür? Gnaysa dönüşür. Kil taşı şiste dönüşür. Ne lazım dönüşebilmesi için arkadaşlar? Sıcaklık ve basınç lazım. Ve burada da kayaçların döngüsüne dair bazı bilgiler edineceğiz. Bütün kayaçların kökeni magmadır sevgili arkadaşlar. Magmadan yüzeye çıkan lavlar yüzeyi de soğuyor. Ve soğuduktan sonra dış kuvvetlerin etkisiyle aşınıyor. Aşınıp yeryüzündeki çukurlara ki bunlar Kara çukurları veya deniz ve göl çukurları olabilir. Bunların içerisine birikerek yani tortulanarak doğal bir çimento ile taşlaşırlar. Daha sonra uygun zemini ve yeri bulduklarında yani sıcaklık ve basınç şartları oluştuğunda başkalaşabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Kayaç döngüsü diyoruz. Kayaç döngüsü ne demektir? Magmadan çıkan bir kayacın yüzeyde taşlaşması daha sonra aşınarak tortul kayaçlara dönüşmesi ve daha sonra uygun şartlar olduğunda başkalaşım kayaçlarına dönebilmesi ve gene tekrar magmaya dönmesi olayına kayaç döngüsü diyoruz. Basit bir şekilde sevgili arkadaşlar. Kayaçların yeryüzü şekillerine etkisi nedir? Başkalaşım kayaçları ve magmatik kayaçlar tortul kayaçlara göre aşınmaya karşı daha dirençlidir. Tortul kayaçlar çok daha kolay aşınırlar sevgili arkadaşlar. Çünkü başkalaşım ve magmatik kayaçların yapıları daha serttir. Şimdi burada aslında neyi öğrenmeye çalışıyoruz? Şekilde peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacaları neden her yerde yok? Peri bacaları nerede oluşabiliyor? Oluşabilmesi için gereken şartlar neler? Arkadaşlar peri oluşabilmesi için püskürük kayaçların bulunması gerekiyor. Yani tüfün volkanizmanın olduğu sahalarda peri bacaları olabilir. Eğer bir yerde volkanizma gerçekleşmediyse püskürük kayaçlarda olmayacağına göre peri bacalarına rastlayamayız. Örneğin bizim ülkemizde Kapadokya da bunu sık sık ekranlarda görürsünüz ya da ziyaret eden arkadaşlarımız çoktur. Kapadokya'da peri bacaları niye var arkadaşlar? Çünkü orası volkanik bir bölge. Erciyes Dağı, Melendiz, Hasan Dağı bunlar Kapadokya'daki volkanik dağlar ve bunlardan çıkan lavlar, tüfler peribacaların oluşmasına sebep olmuştur. Tortoporefyesi dediğimiz şey nedir? Sevgili arkadaşlar şu gördüğünüz kayaç bir zamanlar bir zamanlar yer kabuğunun altındaydı. Buradan yüzeye çıkmaya çalışan lavlar çıkamamış ve yer kabuğunun altında sıkışmıştır ve burada soğumuştur. Daha sonra şu kısımlar aşınıyor. Daha aşınmaya karşı dirençsiz olduğu için fakat burası sert yapıda olduğu için aşınmıyor hemen. Böylece bir kütle blok olarak görünür hale geliyor değerli arkadaşlar. Kimyasal tortulu kayaçlar suda kolay çözünebildiği için dirençsizdir. Ve biz ne demiştik kimyasal tortul kayaçların bulunduğu sahalarda oluşan şekillere karstik şekiller sevgili arkadaşlar. Bu kavramı unutmuyoruz. Karstik şekiller. Gözenek ve boşluk miktarı fazla olan kayaçlar aşınım etmenlerine karşı daha dirençsiz oluyor ve bu karstik sahalarda biz neleri görebiliyoruz? Örneğin travertenleri görebiliyoruz. Neden Pamukkale travertenleri gibi travertenler Türkiye'nin her yerinde yok? Çünkü Türkiye'nin her yerinde karstik arazi yok. Gene mağaralar. Özellikle Akdeniz bölgesinde birçok mağarayı biliyoruz. Çünkü ülkemizde Akdeniz bölgesi karstik arazinin en yaygın olduğu bölgedir. Tabakalı kısımlara sahip olan kayaçlar da aşınım etmenlerine karşı dirençsizdir. Burada gene kalk görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Fotoğrafta Ihlara Vadisi'ni görüyorsunuz. Neden böyle derin bir kanyon oluşmuş sevgili arkadaşlar? Çünkü aşınma karşı dirençsiz olduğu için akan su direkt burayı yarmıştır ve derine doğru aşındırmıştır. O yüzden dik yamaçları olan vadiler yani kanyon vadiler özellikle karstik sahalarda yaygındır. Kayacı oluşturan mineral miktarının artması kayacın aşınım etmenlerine karşı direncini zayıflatır. Kayacın geçirimliliği de yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir. Geçirimlilik ne kadar fazlaysa o kadar yeryüzü çeşitliliği ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi hangi kayacın hangi gruba ait olduğunu bir hatırlayalım. Siyenit magmatik bir kayaçtı. Yani magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşan bir kayaç grubu. Kum taşı tortul kayaç. Andezit magmatik ya da püskürük diyorduk bu kayaçlara. Diorit aynı şekilde magmatik bir kayaç. Kalker tortul bir kayaç arkadaşlar. Kalkerin sıcaklık ve basıncın etkisiyle dönüşmesi sonucu ne çıkıyordu ortaya? Mermer. Linyit tortul bir kayaçtır. Çünkü bitki kalıntılarından oluşmuştur linyit. Linyit ve kömürün arkadaşlar oluşum biçimi aynıdır. Çünkü ikisi de aynı malzemedir. Şist bir başkalaşım kayacıdır. Obsidiyen magmatik bir kayaçtır. Ve kuvarsit başkalaşım kayacıdır sevgili arkadaşlar. Konu biterken neleri öğrenmiş olduk? Kayaç ne demektir? Magmatik kayaçlar nedir, nasıl oluşur ki biz buna püskürük kayaçlar diyorduk sevgili arkadaşlar. Kayaç döngüsü nedir onu öğrendik. Tortul kayaçlar nedir, nasıl oluşur? Başkalaşım kayaçları nasıl oluşur? Sıcaklık ve basıncın etkisiyle. Ve kayaçların yeryüzü şekillerine etkisi. Özellikle hangi yeryüzü şekillerini öğrendik arkadaşlar? Peri bacası. Peri bacasının oluşabilmesi için ne lazımdı? Volkanik arazi yani tüfün bulunması lazım. Travertenler her yerde oluşmuyordu değil mi arkadaşlar? Travertenin oluşabilmesi için ne lazımdı? Kimyasal, tortul, kayaçlar lazım. Yani biz buna karstik şekil diyorduk. Bir diğeri tor topografyası. Tor topografyasının oluşabilmesi için Neye ihtiyacımız vardı? Granit malzemesine ihtiyacımız vardı. Yani lavlar yüzeye çıkarken e, çıkamıyordu ve içeride soğuyordu. Daha sonra yüzey kısmı aşınıyordu ve tor topografyası ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ve sırada ödüllü sorunuz. Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.